Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle sizlerleyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Çelenk töreninin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koltuğunu Fatma Gül Özpınar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Anıl Kılınçkaya'ya devretti. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında muhteşem bir gösteri gerçekleştirdi. Yüz binlerce Antalyalı Konyaaltı sahiline akın ederken Türk Yıldızları adrenalin dolu gösterileriyle nefes kesti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Antalya'da coşkuyla kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 25.sini düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali'nde Antalyalı çocuklar büyük bir heyecanla bayramlarını kutlarken doyasıya eğlendi. Alanya'nın Orhan Mahallesi'nde 47 yıldır yaşanan içme suyu sorunu Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuluyor. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sondajda bulunan su kaynağının mahallenin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'nın Karaman sınırında bulunan yayla yolundaki tehlikeli bölümleri yeni bir yol açarak güvenli hale getirdi. Yeni yolla birlikte mevcut yol güzergahı kısalırken ulaşım daha konforlu ve güvenli bir hale geldi. Yolun asfalt sezonunda da asfaltlanması planlanıyor. Altyapı çalışmaları ve asfaltın zamanla deforme olması nedeniyle sürücülerin sıkıntı yaşadığı Kepez-Seyhan Caddesi'nde yaklaşık 1,5 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmayla Seyhan Caddesi'nde vatandaşlar daha konforlu ulaşım imkanına kavuşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi yıl boyu 1600 personelle haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını aralıksız yürütürken, uygulamaların daha verimli olması için 19 ilçede vektörel mücadele yapan personele yönelik eğitimler veriyor. Son verilen eğitimde Antalya'da Türkiye'de bulunmayan yeni ve istilacı sinek türlerinin görülmeye başlandığı belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı'nda hizmete açtığı Karavan Park'ta havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğu da arttı. Tatilcilerin gözdesi olan Karavan Park, açıldığı günden bu yana 36 farklı ülkeden 2000'e yakın misafir ağırladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Örgü Bebek Atölyesi'nde eğitim alan kursiyerler katılım belgelerini teslim aldı. Her biri el emeği örgü bebekler bir oyuncak firması aracılığı ile dünyanın dört bir yanında pazarlanarak kursiyerlere gelir sağlıyor. Kadınların ürettikleri oyuncaklar birçok Avrupa şehrinde satışa sunulacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kent Konseyi'nin işbirliğiyle Konyaaltı Çakırlar'da köyün bisiklete biniyor etkinliği düzenlendi. Bisiklet turuna birçok bisiklet grubu ve yerel halktan her yaştan vatandaş katılım sağladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.